ama ben bakarım, normalde de bakarım. Onları tabii bana baktırmak için gel anneciğim der, şöyle yapar, böyle yapar. Gerçekten normal hayatımızda da çok ister ama eşi istemez. Annem der, yorulur der, ne gereği var der. Ondan sonra... Burada ama, tepkiyi Yağnur değil, oğlum verir diyorsun. Oğlum verir. Oğlum bak, verir. Millette ne gelin var bak. Ben oturdum. Ben iki üç sene oturdum Ayten'le. Hiçbir terbiyesizliğini, ahlaksızlığını, bana karşı bir saygısızlığını görmedim. Ha. Ama o evden çıkıp gitmek istedi. Yani ayrı bir evi olsun istedi. Kendi de gitti, çok güzel. Aa, ben de istemem. Havuzlu güzel bir ev buldu, orada oturuyor eşiyle beraber. Evet. Nurten, Aysun ne yapar tatlım? Öncelikle ben çok isterim tabii. İsterim. İleride yaşlandığımız zaman, değil mi? Soru böyle bir şey yani. Hemen rahatlıkla inelim kahvaltıya, akşam yemeğine falan isterim. Madem alt üst oturuyoruz. Yani dışarıdan gireceğine direkt salonun ortasına gireyim derim. Yani Aysun da bunu kabul eder. Eder yani, etmesi lazım. Değil mi beraber? Etmesi lazım yani. Doğru. Alt üstsek eğer, alt üst oturuyorsan. Senin faydan olur ona. Yemeğini yaparsın, çocuğuna bakarsın. Kesinlikle. Şimdiki gençler akıllı. Tabii. Seda mı? O zaman beni istemeyen alt kattan da çıksın. Çıksın yani. Öyle değil mi? Ben, uzak oturmak isteyen gitsin. Herkesin özel bir hayatı vardır. Ya kaynanayla yakın oturmak ister, uzak oturmak ister. Bu o kaynanayı istemiyor anlamına gelmiyor. Ya ben buna inanıyorum öyle. Çünkü. Ama hani öyle bir durumda. Hani soru için biz yer veriyoruz. Soru böyle. Yoksa ben de istemem tabii ki. Peki. Nagihan, Seda ne yapar? Evet. Ben şöyle bir size döneyim. Vallahi ben çok isterim aslında Seda ile aynı evi paylaşmayı. Seda da bir ara benimle oturmuştu. Evet. O da çok memnundu çünkü sabah kalktıklarında ben onların kahvaltılarını hazırlıyordum, çaylarını demliyordum ve çok mutlu oluyorlardı. Oh. Tabii ki. Oh ne ala. Düğünleri olduktan sonra tabii ki evlerini ayırdık. Hı. Ev ayrılınca bu sefer şey yapmaya başladı. Anne kahvaltı hazırsa biz sana geleceğiz. Ha. Anne yemeğin var. İşte Seda bence ister. İster mi? Benimle oturmak ister. Ama Harun istemeyebilir. Çünkü o der ki benim kapım ayrı olsun. Eşimle istediğim gibi hani tartışmamız olur. Siz şahit olmayın. Sen de üzülürsün. Anne diye Harun istemez. Ama Seda ister. Hele şimdi çocuk da var. Bana bırakıp böyle kocasıyla gezmek ister. Bunlar kendi keyfinden ister. Bize bakıcı olarak. Yoksa, istediklerinden değil. Kahvaltı hazır. Çocuklara bakıcı arıyorlar. Yemek hazır. Akıllılar. Tabii. Yani masayı topla kur. Akıllılar. Tabii çok. Benim Yunus mesela, anne sen deli misin lan? Ne oturduğu yerde evinde der. Getirtmez. Bak. Getirtmez gerçekten. Çünkü yorulacaksın diyor. Gelinler atar çocukları. Kaynanaların başına. Kesin yani. Benim şimdi Ayten'in kızına benim eşim bakıyor. Eşim bakıyor. Babası da işte gidip geliyor, kontrol ediyor. Akşam oldu mu baba geliyor evine getiriyor. Ayten de evine gidiyor. Ah şeyh suvarım, çocuk mu bakıyorsun sen hayatım? Çok ıslı ama ne kızımız. Güzel. Çok zararımız olmaz, onlara faydamız olur. Olmaz da işte bunlar zor gelinler ama... Teşekkür ama ederiz. Ama ilgili dediği de doğru, akıllılar. Tabii. Vallahi ben bu yemeği... Bravo, hadi ödülden çıkarılsın. Hadi gelin yanıma. Herkes bitirdi yemeğini. Gelin yanıma. Hadi Ayten, Aysun, gönder şarkıyı.
Şimdi tadım, yorum ve puanlamaya gidiyoruz. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi kaynımın ismini koydum. Koydun, sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Bir saniye. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Haftanın ikinci gününde muhteşem gelinlerim ıspanaklı, mantarlı, açık börek yaptılar. Bakalım nasıl yaptılar. Olmamış bunun. Ispanak bile diri. Sanki yumurtayı da çırpamamış gibi. Yani şey gibi değil de, börek gibi değil de. Bir de mantarından alayım. Mantarı da diri kalmış. Ispanağı da diri. Bir de yoğun yumurta olmamış. Birinci tabağı.